Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimizde birazcık inkılap tarihimizin bir konumuzdan bahsedeceğiz. Hep beraber birazcık tekrar yapacağız. Daha doğrusu okulda işleyenleriniz vardır eminim, bu konuyu işlemeyenleriniz vardır. İşleyenleriniz için tekrar olacak, işleyemeyenleriniz için de bir ön hazırlık olacak arkadaşlar. Baktığınız zaman aslında en çok zorlandığımız ünitelerden bir tanesi inkılap tarihi için söylüyorum. Kesinlikle ikinci ünitedir. İkinci ünitemiz diğer ünitelerimize göre biraz daha uzun ve bilmemiz gereken şeyler sayısı biraz daha fazladır. O yüzden bugün sizinle ikinci ünitenin bir başlangıcını yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, inkılap tarihi dersi özellikle büyük tekrarlar, sık sık tekrar yapmamızı gerektiren bir ders. Yoksa birazcık çabuk unutabiliyoruz bunu. Peki inkılap tarihiyle nasıl aranız? Seviyor musunuz dersi? Seviyor muyuz inkılap tarihi dersimizi? Birazcık bazen çok tekrar yapmamız, çok bilmemiz gereken şeyler olduğu için sanki şey gibi düşünebiliyoruz. Çok zor bir dersmiş gibi geliyor bize. Ama aslında günü gününe tekrarlarımızı yaptığımız zaman çok güzel. Aferin Bengücüğüm. Tekrarlarımızı yaptığımız zaman bize gerçekten büyük oranda katkı sağlayacak ve sınavda da 10'da 10 yaptığımız zaman bizim puanımızı çok yükseklere taşıyacak bir ders. Zaten zor bir derste olmaması bizim açımızdan avantajlı bir durum. Arkadaşlar biliyorsunuz inkılap tarihini dediğim gibi çok sık tekrar yapmamız gerektiği için buna sistemli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Sistemli çalışmak için de birazcık bir yardıma ihtiyacımız var. Burada da biliyorsunuz arkadaşlar eğitimi yapay zeka ile birleştiren bir programımız var TEKES adında. Burada da arkadaşlar şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada şunu yapılıyor. Aslında hepinizin seviyesi ayrı ayrı. Hepinizin kapasiteleri farklı farklı. Ve hepiniz farklı şekillerde çalışarak konuyu öğrenebiliyorsunuz. İşte burada yapılmak istenen de tam olarak bu oluyor. Sizin seviyenizi belirlemek, ne kadar çalışacağınızı belirlemek, size uygun programlar hazırlayarak programlar dahilinde bunları bilmenizi sağlamak için kurulmuş yapay zeka destekli bir programdır TEKES. İnternet bulunan her yerden buna girip bunlarla ilgili dersler alabilirsiniz, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Aslında biraz da şöyle düşünmek gerekirse bu sınav döneminde sizin çok fazla zamana ihtiyacınız oluyor. Zamana ihtiyacınız olduğu için de bu size büyük oranda zaman kazandırıyor. Niye hani erken kalkıp dershaneye gitmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dersinizi çalışabilirsiniz. Tekrarınızı yapabilirsiniz. Bu açıdan sizin için baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Büyük kolaylık sağlıyor. Zaten hepimiz değil mi? Erkenden kalkıp okula ya da işte dershaneye gitmek hepimizi zorladığı için bu sistemde böyle bir derdiniz olmuyor. Dediğim gibi bireysel farklılıklarınızı göz önünde bulundurarak size bir program hazırlanıyor ve bu neticede aslında her konu için analizler yapılarak yani şu yapılmaya çalışıyor. Bu farklılıklardan yararlanarak size bir program oluşturuluyor ve bu neticede çalışmanız sağlanıyor arkadaşlar. Bugün mesela ne dedik? Birinci Dünya Savaşı'na giriş yapacağız arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili konularımızı işleyeceğiz. Mesela TEKES'ten bundan nasıl yararlanabilirim? Burada baktığınız zaman çözdüğünüz sorulardan ve yapılan analizlerle beraber burada hangi konularda eksiğiniz olduğu, nerelerde eksiğiniz olduğu belirlenerek bu oralardan çalışmanızı sağlıyor. Aslında şunu da yapıyor, size konu önceliği sağlıyor. Eğer bu konuda eksiğiniz yoksa ne oluyor? Sizi farklı konulara yönlendirmeye çalışıyor. Bu açıdan baktığınız zaman öğrenci destekli oldukça avantajlı bir programdı. Dilerseniz bunlardan bahsettikten sonra şimdi ünitemize geçelim. Milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Geçtiniz mi peki okulda bu üniteye? İşlediniz mi bu üniteyi? Pek çoğunuzun geçtiğini düşünüyorum ama dediğim gibi öğrenilmesi diğer ünitelere göre birazcık daha zor geldiği için bu ünitenin bir tekrarını yapalım istiyorum bugün. Şimdi arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı dediğimiz şey aslında değil mi? Önceki dönemlerde işlediğimiz işte sanayi inkılabı, Fransız İhtilali, işte devletler arasındaki bloklaşmalardan gün yüzüne çıkan İkinci Dünya Savaşı'nın mı?
Bugün İkinci Dünya Savaşı son ünitemiz. O kadar hızlı gitmemişsinizdir büyük ihtimal. Bu gelişmeler neticesine gün yüzüne çıkan bir savaştır arkadaşlar. Şimdi biz Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini iki kısma ayırıp inceleyeceğiz. Genel neden ve özel neden diyeceğiz arkadaşlar. Bunları birbirinden ayıracağız. Peki öğretmenim bunları birbirinden nasıl ayıracağız? Şimdi burada gördüğünüz gibi nedenlerimizi vermiş bize. Fakat burada birazcık bunların genel ve özel olarak ayrımını yapmak istiyorum. Şimdi baktığım zaman genel ve özel nedenleri burada ayırdım. Şimdi genel nedenlerine baktığım zaman ne diyebilirim? Sömürgecilik. Şöyle sömürgecilik. Ham madde yarışı ve pazar arayışı. Silahlanma yarışı arkadaşlar, devletler arasında bulunan silahlanma yarışı ve Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı. Şimdi milliyetçilik akımını daha önceki ünitemizden biliyoruz. Ne demekti milliyetçilik akımı? Hatırlayanınız varsa bana bir hatırlatabilir mi? Bir önceki ünitemizde milliyetçilik akımından, Fransız ihtilalinden bahsederken milliyetçilik akımından bahsettik. Milliyetçilik akımının içeriği neydi? Hatırlıyor musunuz? Milliyetçilik akımı arkadaşlar ne demiştik? Devletlere, daha doğrusu milletlere, çoğunlukta oldukları yerlerde kendi devletlerine, evet azınlıklara, kendi devletlerini kurmasını sağlayan bir sistemdi. Şunu demiş, Osmanlı Devleti'nde de evet birçok milleti barındırıyordu kendi içerisinde. Nedir işte Yunanlar vardı, Ermeniler vardı, Rumlar vardı, öyle değil mi? Pek çok azınlık vardı. Bunlara da kendi devletini kurabilme imkanı sağlayan bir akımdı Fransız ihtilaliyle beraber ortaya çıkan milliyetçilik akımı. Onun dışında ne diyebilirim? Devletler arasında yaşanan bloklaşmalar, yani gruplaşmalar. Biraz sonra bu gruplara da değineceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar genel nedenlere baktığımız zaman, öğretmenim ben genel nedenle özel nedeni birbirinden nasıl ayırabilirim? Şimdi sorularda bazen size şöyle veriyor. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenidir? Ya da aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenidir diye bahsedebiliyor arkadaşlar. Şimdi genel nedenlerine baktığımız zaman gördüğünüz gibi hiçbir devlet ismi vermemiş. Devletten bahsetmemiş. A devleti, B devleti gibi bir ifade kullanmamış. Çünkü genel nedenler arkadaşlar bütün devletler için geçerli olan bir nedendir. Unutmayın. O yüzden herhangi bir devletin ismi verilmez genel nedenlerden bahsederken. Ama biraz sonra özel nedenlerden bahsedeceğiz. Özel nedenlerde mutlaka bir devletin ismini göreceğiz. Bir devletin isminin yer aldığından bahsedeceğiz. Şimdi o zaman özel nedenlerden de bahsedelim arkadaşlar. Mesela burada Almanya ve Fransa arasındaki Alsace-Lorraine sorunundan bahsetmiş. Şimdi Almanya ve Fransa arasındaki Alsace-Lorraine sorununa baktığımız zaman bununla ilgili ne diyebiliriz? Alsace-Lorraine'in baktığınızda arkadaşlar önemi neydi? Neden Almanya ile Fransa arasında bir sorun teşkil ediyordu? Hatırlıyor muyuz? Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine arkadaşlar biliyorsunuz bir kömür deposuydu, kömür havzasıydı, öyle değil mi? O yüzden Almanya ile Fransa arasında büyük sorunlara neden olacak ve Almanya'da, Fransa'da evet kömür yatakları vardı Bengi'cim, çok doğru söylüyorsun. İki taraf da bunlara sahip olmak isteyecek. Yani fark anlayabildiniz mi? Genel nedenlerde bir devlet ismi verilmedi ama özel nedenlerde bak burada Almanya ve Fransa dedik. Burada mesela Rusya'dan bahsedeceğiz. Rusya'nın panslavizm politikası. Panslavizm ne demek? Slav halkını bir araya getirme düşüncesidir. Tamam mı? Bir arada tutma fikridir. Panslavizm. Rusya'nın panslavizm politikası. Ya da Rusya'nın sıcak denizlere inme isteği. Onun dışında Avusturya Macaristan'ın Balkanları ele geçirmek istemesi ve yine Avusturya Macaristan veliahtının Sırp bir milliyetçi tarafından öldürülmesi. Dediğim gibi evet Panca Ermenizm de var. O da Cermen ırkını bir araya toplama fikridir. Doğru söylüyorsun Beyciğim. O da yine özel nedenler arasında gösterilebilir. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi genel nedenlerde devlet adı yok. Özel nedenlerde devlet adını bizzat verilmiş bulunmakta. Şimdi son maddemize baktığımız zaman diyor ki Avusturya Macaristan veliahtının Sırp bir milliyetçi tarafından öldürülmesi. Aslında bu neden bizim karşımıza ne olarak da çıkar?
Birinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Evet, son madde. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasındaki kıvılcımı ifade eder aslında. Şöyle düşünebilirsiniz. Nedenler hazır, bloklar hazır. Savaşın çıkması için bir kıvılcıma ihtiyacım var. O kıvılcımda ne olacak arkadaşlar? İşte son maddemiz olacak. Tamam mı? Unutmayın bunu. Savaşın çıkmasında etkili olan neden olacak. Bu özel nedenimizde. Şimdi genel neden ve özel nedenleri anladık, öyle değil mi? Genel nedenler bütün devletler için geçerli olanlar, özel nedenler de sadece ismini verdiğimiz, ismini saydığımız şeyler için gerekli olan nedenlerdi. Şimdi o zaman geçelim diğer konumuza. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burada da bloklarımızı görüyorsunuz. İki tane bloğumuz var. İtilaf bloğumuz var, ittifak bloğumuz var. Şimdi şurada bir şey ayrımını yapmanızı istiyorum sizden. Bunu sakın karıştırmayın. Şimdi İtilaf Devletleri'ni ve İttifak Devletleri'ni de kendi aralarında ayıracağız, tamam mı? Üçlü İtilaf ve Üçlü İttifak diyeceğiz. Şimdi İngiltere, Fransa, Rusya burada ne diyeceğim arkadaşlar? Üçlü İtilaf Devleti. Şunu unutmayın. Arkadaşlar savaş anında oluşan bir bloklaşma sistemi değildir bu. Bu bloklar savaştan önce oluşan bir sistemdir, tamam mı? O yüzden de savaştan önce oluştuğu için farklı devletleri bir arada görebilirsiniz. Evet Şeydacığım, İtalya'nın durumundan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi İtalya demişken o zaman şunu da söyleyelim. Şimdi üçlü ittifak dediğim zaman da aklıma gelecek üç devlet hangisi olacak? Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya olacak. Bu da nedir? Üçlü ittifak. Biraz önce söylediğimi şurada daha iyi anlayabilirsiniz. Hani şunu düşünebilirsiniz. Öğretmenim İtalya taraf değiştirmişti ya, nasıl üçlü ittifak içerisinde yer alıyor? İşte bloklar savaştan önce oluşturulduğu için İtalya üçlü ittifak bloğunda. Fakat savaş başladıktan sonra, savaş gelişmeye başladıktan sonra ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? İtalya taraf değiştirecek. İttifak bloğundan ne yapacak? İtilaf bloğuna geçecek. Evet, daha sonra Wilson ilkeleriyle evet bu biraz daha değişecek arkadaşlar. Doğru söylüyorsun Beyim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman İtalya taraf değiştirdi. Ama neden taraf değiştirdi? Tabii ki İtalya'ya çeşitli vaatler sunuldu. Çeşitli yerlerin verilmesi, Osmanlı Devleti toprakları üzerinden çeşitli yerlerin verilmesi teklifinde sunuldu. Daha çok İzmir ve çevresinin Batı Trakya dediğimiz bölümün İtalya'ya verilmek üzere vaat edildiğini söyleyebiliriz. Ha bu ileriki zaman için evet değiştirecek, kandırılacak gibi düşünebilirsiniz bunu. Niye böyle düşünmeliyim? Çünkü daha sonra baktığımız zaman ileride İtalya ve vaat edilen topraklar kime verilecek? Yunanistan'a verilecek arkadaşlar. O yüzden evet birazcık istediğini alamamış, kandırılmış bir İtalya olarak karşımıza çıkacak İtalya. Dediğim gibi arkadaşlar üçlü ittifak ve üçlü ittifak ayrımını iyi yapın. Özellikle bu İtalya'nın özel durumunu sorularda karşınıza çok büyük oranda çıkacaktır. Bunu unutmayın. Savaşın başında öncesi için İtalya ittifak bloğunda, savaş başladıktan sonrası kısmı için de İtalya nerede? İtilaf bloğunda yerini alacak arkadaşlar. Onun dışında İtilaf bloğunda İngiltere, Fransa, Rusya'nın dışında Sırbistan, Japonya, Romanya, Belçika, Çin, Hollanda, ABD gibi pek çok devlette yerini alacak. Tamam mı? İttifak bloğunda kimler vardı? Dedik ki üçlü ittifak bloğu, Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Sonrasında ona ek olarak da Osmanlı ve Bulgaristan da bu savaşa ittifak devletlerinin yanında katılacak arkadaşlar. Dediğim gibi bunlarla ilgili önemli noktalara dikkat edin. Hadi o zaman geçelim diğer konumuza. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki etkisinden. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti nerede? Kimin yanında savaşa girdi? Birazcık bunlardan bahsedelim o zaman. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman Osmanlı Devleti önce şöyle savaşa evet, Birinci ve İkinci Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çıkıyor zaten Bengücüm ve Birinci ve İkinci Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti büyük bir kayba uğruyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin girme nedeni de buradaki kaybettiği toprakları da geri almaktır aynı zamanda. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istemiyor ilk başta. Ne yapıyor? Çekimser kalıyor, işte tarafsızlığını koruyor.
Ama daha sonra Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için de nedenleri var. Şimdi Osmanlı Devleti neden Birinci Dünya Savaşı'na katılmak istiyor? Bir kere kaybettiği toprakları geri almak istiyor arkadaşlar. Birinci Balkan, İkinci Balkan olur, Trablusgarp olur ve ondan önceki kısım için kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Bunu unutmayalım. Yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Yani yalnız başına bir iş geldiğinde ya da birinin ona savaş açma ihtimalinde yalnız kalmaktan korkuyor. Bu yüzden yalnız kalmaktan çekiniyor. Evet, baktığınız zaman doğru söylüyor Bengü. Ne de jeopolitik konumundan dolayı devletler kendi yanlarına çekmek isteyecekler. Ama bir taraftan da değil mi, hangi tarafta yer alması gerektiğini çok da ilk aşamada kestiremeyecek. Ama daha sonra bu sistem değişecek. Dediğim gibi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Ve ekonomik bağımsızlığını da elde etmek istiyor arkadaşlar. Şimdi ekonomik bağımsızlığını elde etmek istiyor ne demek? Bu çok önemli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu karşımıza son ünitemize kadar çıkacak. Osmanlı nelerden kurtulmak istedi? Lozan'da ekonomik olarak neden bahsedilecek? Bu son ana kadar karşınıza çıkabilecek bir şey. Şimdi önceki kısım için Osmanlı, evet, biliyorsunuz zayıflayan bir devlet, öyle değil mi? Zayıf bir devletti. Bununla beraber ne olacak? Zamanla kendine yetemediği için Avrupalı devletlerden borç almaya başlayacak. Avrupalı devletlerden borç alacak ama bu süre sonra bu borçlarını ödeyemeyecek. Ödeyemediği için de ne yapacak? Avrupalı devletler şöyle bir çözüm üretecek. Şu an geliyor mu sesin? Aslında tam konumum ama kızım. Bir hoparlörünü kontrol et istersen. Şimdi arkadaşlar bundan tamam. Tamam, çok güzel. Bundan ne yapacak? Ekonomik bağımsızlığını tekrar elde etmek istiyor. Dedim ki Avrupalı devletlerden borç alacak. Bunları ne yapacak arkadaşlar? Ödeyemeyecek. Ödeyemediği için de şöyle bir sistem gelişecek. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin topraklarında duyun-i umumiye dediğimiz bir oluşum ortaya atacak. Nedir duyun-i umumiye? Hiç duydunuz mu? Ne demek duyun-i umumiye? Diğer adıyla dış borçlar idaresidir, öyle değil mi? Dış borçlar idaresi. Evet, çok güzel Enes. Aferin Bengü. Dış borçlar idaresidir. Aferin Melis'in. Ne yapacak? Duyun-i umumiye oluşturulacak. Duyun-i umumiyenin oluşturulmasıyla beraber Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan bazı gelirler buraya aktarılacak. Öyle değil mi? Buraya aktarılmasıyla beraber de aslında bu Osmanlı Devleti'nin dışında olan bir şeydir. Nedir? Avrupalı devletler ekonomik olarak onu ele geçirmişler ve oradaki gelirler bu kuruma aktarılarak borçlarını buradan karşılanmaya çalışıyor. Ayrıca biliyorsunuz bir de kapitülasyonlar dediğimiz bir oluşum vardır. Ne demektir kapitülasyon? Kapitülasyon arkadaşlar şu demektir, unutmayın. Bazı devletlere bazı konularda bu ayrıcalıklardır. Evet, maliye olabilir, ekonomik olabilir, siyasi olabilir. Değil mi? Burada bahsettiğimiz nedir? Ekonomik kısmı için bazı ayrıcalıklar veriliyor. Buna da biz kapitülasyonlar diyoruz. İşte ekonomik bağımsızlığını elde etmekten de bunu anlayacağız. Duyun-i umumiye ve şöyle kısaltarak yazayım. Kapitülasyonlardan kurtulmak isteyecek. Aslında Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar en başında amacı nedir? Kimin yanında savaşa dahil olmak istiyor? İngiltere'nin yanında. Yani İtilaf Devletleri'nin yanında, öyle değil mi? İtilaf Devletleri'nin yanında yer almak istiyor ama İtilaf Devletleri onu isteyecek mi? Evet, İngiltere olabilir, bu Rusya olabilir, değil mi? İstemeyecek. Niye? Osmanlı Devleti'ni hasta bir adam olarak görüyor. Ve savaşın sonunda zaten diyor ki biz seni onu paylaşmak istiyor zaten. Paylaşmak istediği bir devleti yanında müttefik olarak yer almasını istemiyor. Bu birinci nedendir. Bir nedenimiz daha vardır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak çok güçlü bir devlet değil açıkçası. O yüzden eğer savaşta Osmanlı Devleti'nin yanında yanlarına alırlarsa olabileceğini düşünüyorlar arkadaşlar. Baktığınız zaman kendisine ayak bağı olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü gücü yok, öyle değil mi? Evet. Gücü olmadığı için onlara ayak bağı olabileceğini düşünüyor. O yüzden de istemiyor. İtilaf Devletleri istemeyince bu sefer Osmanlı Devleti Almanya'ya yaklaşmaya başlıyor. Osmanlı, Almanya'nın yanında savaşa girme nedenleri nedir? Ne düşündü de Almanya'nın yanında savaşa girmek istedi? Şimdi de onlara bakalım.
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı'ya yüz çevirmesi. Biraz önce söylediğim şey aslında İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti'ni savaşta yanına istememesi. Almanya'nın Osmanlı'ya destek vermesi, ne diyor? Kendi yanında savaşa girmesiyle ilgili sinyaller vermesidir aslında, bunu söyleyebiliriz. O dönemdeki güçlü bir oluşum olan, bir cemiyet olan İttihat ve Terakki'nin Alman hayranlığı. Osmanlı'daki bazı devlet adamlarının yine Alman hayranlığı da buna neden olacak arkadaşlar. İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin topraklarını Rusya'ya vaat etmiş olması ve Osmanlı ordusunun Alman modeli örnek alınarak yapılması da yine Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yaklaştıran nedenler arasında karşımıza çıkacak arkadaşlar. Halifelik gücünden evet yararlanmak istiyor. Onu tam şimdi söyleyeceğim Zeynep'ciğim. O birazcık Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında savaşı istemesi. Burada bahsettiğim şey aslında Osmanlı Devleti neden Almanya'ya yaklaştı? Ama Osmanlı'nın halifelik gücünden yararlanması da evet Almanya'nın Osmanlı'nın yanında savaşa istemesinin nedeni olarak karşımıza çıkacak. Hadi o zaman o bölüme geçelim beraberce. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman biraz önce bahsettiğim dediğim gibi neydi? Almanya'nın daha doğrusu Osmanlı'nın Almanya'ya yakınlaşma nedeniydi. Burada bahsedeceğim şey ne? Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni yanında isteme nedeni. Şimdi ne diyebilirim? Jeopolitik konumundan yararlanmak istemesi. Ne demek jeopolitik konum? Jeopolitik konum ne demek? Biliyor musunuz? Jeopolitik konum ne demek aslında? Baktığınız zaman bölgenin uygunluğu öyle değil mi? Mesela boğazlar var. Değil mi? Tam ortada yer alıyor. Oldukça işte baktığınız zaman kullanılmaya müsait bir durumda. O yüzden jeopolitik konumundan yararlanmak isteyecek. Biraz önce Zeynep'in de söylediği gibi halifenin gücünden yararlanmak isteyecek. Ve halifenin gücünden yararlanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları ayağa kaldırmaya çalışıyor. Evet, ayağa kaldırmaya çalışacak arkadaşlar. Şimdi şunu yapacak, ne yapacak? Biraz sonra cephelerden bahsederken bunu üzerine vurgulayacağız. Süveyş kanalından bahsedeceğiz. Süveyş kanalı aracılığıyla ne yapacak? İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeye çalışacak. Bağlantısını kesmek istemesiyle beraber de aslında İngiltere'nin onlardan ne almaya çalışmasını engelleyecek? Yardım almaya çalışmasını engelleyecek. Bu aslında Almanya için baktığın zaman büyük bir ayrıcalık olacak. İnsan gücünden yararlanacak. Biraz önce şunu söyledim. Dedim ki Osmanlı Devleti hem ekonomik olarak, işte hem siyasi olarak, hem askeri olarak uygun bir devlet değil yanında savaş almak için. Ama Almanya şunu düşünüyor. Osmanlı Devleti insan gücü bakımından gayet uygun bir devlet. Şunu yapabilir. Elindeki silah ve cephaneyi Osmanlı'da bulunan insanlara, askerlere dağıtarak yanında savaşmasını sağlayabilir. O yüzden insan gücünden bu kaynağından da Osmanlı Devleti'ni yararlanmak istiyor. Ayrıca savaş alanını genişleterek kendi yükünü de hafifletmek istiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, Osmanlı Devleti savaşa girerse daha fazla cephe açılacağı için Almanya'nın üzerine düşen yük de ne yapacak arkadaşlar? Hafifleyecek. Bunun için de kendi yanında savaşa isteyecek. Şimdi aslında bu aşamada nedir? Savaşa girme kararı alındı. Kimin yanında? Almanya'nın yanında. Ama şunu yapamıyoruz. Hani diyemiyoruz ki hadi bir anda Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa giriyor mu? Hayır, bir nedene ihtiyacımız var arkadaşlar. İşte bu nedenle ne olacak? Bakalım bu nedenle ne olacakmış. Şimdi arkadaşlar dedim ki Almanya ne yaptı? Bir karar alındı, savaşa girilecek. Şöyle bir savaşa girilme planı içerisinde oluyor bunlar aslında. Ne oluyor? İngiliz donanmasından kaçan Alman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek ne yapıyor? Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. İki tane gemi vardı hatırlayın. Bobben ve Brislav. Bu gemiler kaçıyor, Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Aslında Osmanlı Devleti'nin tarafsız bir devlet olarak ne yapması lazım arkadaşlar? Bu gemileri iade etmesi lazım. Ama Osmanlı Devleti diyor ki ben bu gemileri satın aldım diyor. Ne yapıyor? Türk bayrağı çekiyor, işte Türk kıyafeti giydirilmiş, Alman askerleriyle donatıyor gemileri. Hatta geminin adını bile değiştiriyordu. Neydi? Gobern ve Brislav size oluyor, Yavuz ve Midilli. Peki,
satın aldım dedin ama tarafsız bir devletsin. Ama ne yapıyorsun? Bu gemilerle gidiyorsun, Rus limanlarını bombalıyorsun. Ve Rus limanlarını bombaladığı için de karşı tarafın da ona karşılık vermesiyle Osmanlı Devleti artık bu aşamadan sonra ne yapacak arkadaşlar? Savaşa dahil olmuş olacak. Tamam mı? Artık Osmanlı Devleti savaşta kimin yanında? Almanya'nın yanında. Şimdi gelelim cephelerimize. Burası çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hangi cephede ne yaşanmıştı, neler olmuştu? Bunlar, evet, hangi cephede neler olmuştu, neler değişmişti arkadaşlar? Bunlar karşınıza çıkıyor. Ve genellikle bu konu birazcık karıştırdığımız bir konu. Burada size ufak ufak ipuçları vermeye çalışacağım. Soruları da çözerken kullanabileceğiniz şeyler olacak bunlar. O yüzden burayı dikkatli dinleyin. Şimdi öncelikle cephelerimizi üçe ayırdık. Taarruz cephesi, savunma cephesi ve yardım cephesi. Şimdi taarruz cephelerimiz iki tane arkadaşlar. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. İkisi de gördüğünüz K ile başlıyor. Tamam mı? K ile başlayanların ikisi de nedir? Bizim taarruz cephemiz. Evet, çıkış. Yani düşünebilirsiniz. Doğru. Şimdi arkadaşlar ikisi de K ile başlıyor. Ama şurada dikkat edin. Bazı kaynaklarda Kanal cephesi olarak vermiyor da Süveyş cephesi olarak ya da Süveyş kanalı cephesi olarak karşınıza çıkıyor. Orada gördüğünüz zaman da ikisinin aynı şey olduğunu bilin arkadaşlar. Tamam mı? Taarruz cephelerimiz iki tane. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Savunma cephelerimiz arkadaşlar Çanakkale cephesi, Irak-İran cephesi, Hicaz-Yemen ve Suriye-Filistin cephesi. Yardım cephelerimizde de nedir? Üç tane Galicia, Romanya ve Makedonya. Bunların da sonu yağ ile bitiyor. Nedir bunlar zaten? Baktığınız zaman işte yardımın yağsıyla bitiyor. Zaten bunlar sizin için çok ezberlemeniz gereken ya da çok bilmeniz gereken bir şey değil. Sadece yardım cepheleriyle ilgili şunu söyleyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında savaştığı cepheler olduğunu bilmeniz yeterli arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi burada da Mustafa Kemal'in savaştığı cepheleri vermişiz. Burada da bir kodlama kullanılıyor aslında. Hani bazen işte çaka su diye veriyor öğretmenlerimiz. Ama su kaça kodlaması da kullanılıyor burada. Şöyle. Kafkas Suriye Filistin Kafkas Çanakkale su kaça kodlamasıyla da Mustafa Kemal'in savaştığı cepheleri aklınızda tutabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Bu şeyler birazcık kodlamalar size özgü olabiliyor. O yüzden bazılarınızın aklında kolay kalırken bazılarınız bunları işte kullanmak istemiyorlar. Bu birazcık sizin öğrenme yapınızla alakalı oluyor. Şimdi o zaman taarruz cephelerimizden başlayalım arkadaşlar. Kafkas cephesi. Kafkas cephesi oldukça bizim için önemli bir cephedir. Unutmayın arkadaşlar. Öncelikle Osmanlı Devleti tarafından Almanya'nın isteği üzerine açılmış bir cephedir. Unutmayın hem Kafkas cephesi hem Kanal cephesi. İkisi de Almanya'nın isteği üzerine Osmanlı Devleti tarafından açılmış cephelerimizdir. Şimdi baktığınız zaman bu cephenin açılma nedenlerine beraber bakalım. Almanya'nın savaş yükünü hafifletmek, Rusya'nın güneye inmesini engellemek, Bakü petrollerini ele geçirmek, Kafkas üzerinden İngiltere'nin sömürgelerine uğraşmak, ulaşmak ve Türk dünyasıyla bağlantı kurarak Turancılık ideali gerçekleştirmek. Şimdi Turancılığın diğer adı neydi? Turancılık neyi ifade ediyordu bize? Fikir akımlarını işlerken duymuşsunuzdur mutlaka. Turancılık neydi? Türkçülük. Aynen. Aslında biraz daha gelişmiş, geniş alana yayılmışı diyebiliriz. Evet, Türkçülüktür arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi fikir akımlarında hala etkili yapmaya çalışıyorlar. Fikir akımlarında etkili olmasını istiyorlar arkadaşlar. Tabii bu cephenin kapanmasıyla beraber, bunun işe yaramamasıyla beraber Türkçülük fikir akımına burada ne yapacak? Son bulacak. Onu da bir not olarak ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar cephenin başında kim var? Enver Paşa var. Burada Ruslardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz o dönemde baktığınız zaman Sarıkamış bölgesinde geçen bir hareketten bahsedeceğiz burada. Sarıkamış harekatı diyeceğiz. Şimdi Sarıkamış şu anda biliyorsunuz hangi şehrin sınırları içerisinde? Aslında ilçesidir Sarıkamış. Biliyor musunuz? Kars. Evet, çok güzel bence. Sarıkamış'tır ve baktığınız zaman oldukça kışların soğuk geçtiği, evet Seyda'cığım doğru,
kışların soğuk geçtiği, kış şartlarından oldukça etkilendiği bir bölgedir. Ve burada arkadaşlar Türk ordusunun hava şartlarından etkilenmesi, üzerlerinde kıyafetlerin bulunmaması, aferin size, kıyafetlerinin bulunmaması, teçhizat, cephane eksiklerinden dolayı maalesef ki burada biz 90 binin üzerindeki askerlerimizi şehit olduğunu göreceğiz. Zaten Ruslar birazcık daha soğuk iklime hakim oldukları için biliyorsunuz arkadaşlar orada daha fazla daha kolay hareket edebilecekler. Ama Türkler bunu yapamadığı için 90 binin üzerindeki askerimiz burada şehit olacak. Ve bunun üzerine de Erzurum, Erzincan, Bitlis, Muş, Van ve Trabzon işgal edilecek arkadaşlar. Maalesef işgale uğrayacak. Buradan sonra Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları bittikten sonra bu bölgeye gelecek. Muş ve Bitlis'i kurtarmayı başaracak. Ama şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Muş ve Bitlis'in kurtarılmış olması demek, tamam mı? Bir başarı sağladığım anlamına gelmez. Kafkas cephesi arkadaşlar başarısız olduğumuz bir cephedir. Unutmayın. Muş ve Bitlis'i kurtarmış olmamız demek cephenin başarılı olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. O yüzden burada mutlaka buna dikkat etmenizi istiyorum. Ve özellikle Sarıkamış harekatını duyduğunuz zaman bunun Kafkas cephesinde gerçekleşmiş bir olay olduğunu da bilin. Burada yine arkadaşlar biliyorsunuz Rusya'nın güney inmesini engellemek istiyordu. Bir amaçla Rusya'ya ne yapmaktı? Yardım gönderilmesini engellemekti. Burada da yine Rusya'ya yardım gönderilmediği için ne yapacak arkadaşlar? Rusya savaştan çekilmek zorunda kalacak. Unutmayın. Şimdi Kafkas cephesinde yaşananlardan, önemli olaylardan bir tanesi Tehcir Kanunu'ydu. Buna sevk ve iskan kanunu ya da zorunlu göç de diyebiliriz arkadaşlar. Burada Kafkas cephesinde yoğun savaşlar sürerken aslında biliyorsunuz Ermeniler bir dönem Osmanlı Devleti ile iç içe barış içerisinde yaşayan bir devletti. Ama zamanla ne olacak? Burada bu cephede Rusların yanında yer alacaklar arkadaşlar. Rusların yanında yer almasıyla askerlerimize zarar verilmesiyle işte onun dışında şehirlerimize zarar verilmesiyle beraber burada ne yapacağız? Ermenileri zorunlu göçe tabi tutacağız. Onları Suriye ve Ürdün, Suriye bölgesine ne yapacağız? Zorunlu göçe göndereceğiz. Tabii bu zorunlu göç esnasında çeşitli şeyler gelecek Ermenilerin başına. İşte kimisi yabani hayvanların saldırısına uğrayacak, kimisi salgın hastalıklardan hayatını kaybedecek. Ama onlar bunu nasıl yansıtıyorlardı arkadaşlar? Ne yapıldı? Osmanlı Devleti'nin onlara ne yaptığını bir katliam, bir Ermeni soykırım uyguladığını söylüyorlardı. Aslında şu anda da duyarsınız karşınıza çıkan nedenlerden birisi de sözde Ermeni soykırımı diye karşınıza çıkar. Bu da işte Tehcir Kanunu ile beraber ortaya çıkan bir gelişmedir. Unutmayın arkadaşlar, bu zorunlu göç kanunuyla beraber ortaya çıkan bir gelişmedir Tehcir Kanunu. Dediğim gibi Sarıkamış Harekatı'nın ve Tehcir Kanunu'nun bu cephede gerçekleştiğini mutlaka bilin. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal'in bu cephede etkili olduğunu, Muş ve Bitlis'in de tekrar geri alınmasında etkili olduğunu da burada unutmayın arkadaşlar. Gelelim Süveyş Kanalı ya da başta da söylediğim gibi Kanal Cephesi. Arkadaşlar Kanal Cephesi'nin baktığınız zaman her zaman bunu unutmayın. Kanal Cephesi için şunu söyleyebilirim. İngiltere'nin sömürgelerine giden en kestirme yol Süveyş Kanalı'ndan geçiyor arkadaşlar. Unutmayın. Ve burada ne olacak? İngiltere sürekli burayı güvende tutup kendi sömürgeleriyle bağlantı kurmaya çalışacak. Osmanlı Devleti ve Almanya da bunu sürekli kendi içerisinde alıp kendinin olmasını sağlayarak İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek isteyecek. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Süveyş Kanalı, kanal dediğim zaman aklıma gelmesi gereken birinci şeylerden bir tanesidir bu. Onun dışında Mısır'ı İngiltere'nin işgalinden kurtarmak, Mısır'ı tekrar geri almak, İslamcılık idealini gerçekleştirmek ve Süveyş Kanalı'nı ele geçirerek dediğim gibi İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istiyor. Bu cephede arkadaşlar komutan olarak Mersinli Cemal Paşa'yı görüyoruz. Aslında burada baktığımız zaman bir aşamaya kadar belirli bir başarı elde etsek de daha sonra
Arapların ihaneti ve İngilizlerin başarısıyla beraber maalesef bu cephede bir başarı elde edemeyeceğiz ve Süveyş cephesinde ne yapacağız? Başarısızlıkla sonuçlanacak arkadaşlar. Peki gelelim en önemli cephelerimizden bir tanesi nedir arkadaşlar? Çanakkale cephesi. Şimdi Çanakkale cephesinde arkadaşlar biz şunu unutmayın. İtilaf devletlerinin hepsine karşı bir savaş vereceğiz. Tamam mı? İtilaf devletlerinin hepsiyle karşı karşıya kalacağız. Ve Çanakkale cephesinde arkadaşlar şunu unutmayınız. Hem karadan hem de denizden savaşlarımız olacak. Şimdi öncelikle cephenin açılış nedenleri neler? Onlara bakalım. Osmanlı Devleti'nin merkezini ele geçirerek Osmanlı Devleti'nin savaş dışı, saf dışı bırakmak. O dönemde Osmanlı Devleti'nin başkenti ya da merkezi dediğim yer neresi? Nereyi kullanıyor başkent olarak o dönemde Osmanlı Devleti? Merkezini ele geçirmek istiyor. Yani o dönemde İstanbul'u ele geçirmek istiyor. Değil mi arkadaşlar? İstanbul'u ele geçirerek onları saf dışı bırakmak istiyor. Evet, daha sonra bu değişecek. Ama şu an için evet İstanbul'dur. Harika. Şimdi arkadaşlar daha sonra Rusya'ya ekonomik ve askeri yardım ulaştırmak, savaşı kısa sürede bitirmek, Balkan ülkelerine gözdağı vererek kendi yanlarında savaşa girmesini sağlamak ve jeopolitik öneme sahip Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan boğazları ele geçirmek istiyor. Bu yüzden bu cephe açılıyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada hem karadan hem de denizden savaşlar yapılacak. Biliyorsunuz deniz harekatı özellikle burada Nusret Mayın gemisinin boğaza döşediği mayınlarla beraber, mayınlar sayesinde ne olacak? Bir başarı elde edilecek. Buradaki başarıyla beraber. Ayrıca Çanakkale Savaşı'nda özellikle bahsedilen kahramanlarımızdan bir tanesi de Seyit Onbaşı'dır biliyorsunuz. Oldukça ağır bir topu tek başına sürdüğü ve bunu kullandığı için kitaplarımızda oldukça karşımıza çıkar ve öğretmenlerimiz de bunlardan bahseder. Dediğim gibi Nusret Mayın gemisinin boğaza döşediği mayınlar ve Seyit Onbaşı gibi kamanlarımızdan dolayı denizlerde bir başarı elde ederek Çanakkale'nin geçilemeyeceğini onlara göstermiş olduk. Onun dışında İngiltere ve Fransa'nın özellikle sömürgelerinden getirdikleri askeri unsurlarla bir kara çıkarmaları yapılacaklar. Yani burada şunu görüyorsunuz, İngiltere ve Rusya sömürgelerini kullanıyorlar arkadaşlar. Sömürgelerinden asker getiriyorlar ve bir kara çıkarması yapıyorlar. Burada da yine Mustafa Kemal ve Türk ordusunun burada askerlerimizin başarısıyla beraber özellikle Anafartalar, Conk Bayırı, Sadülbahir, Kireçtepe, Çimentepe'de gibi yerlerde ne yapacak? Bir başarı elde edilmiş olacak arkadaşlar. Unutmayınız. Şunu unutmayın. Birinci Dünya Savaşı sırasında, tamam mı? Birinci Dünya Savaşı sırasında başarılı olduğumuz tek cephe hangisidir? Çanakkale cephesidir arkadaşlar. Unutmayın. Tek ve ilk cephe Çanakkale cephesidir. Şimdi Çanakkale cephesinde başarılı olduk. Çanakkale cephesinde başarılı olmamızla beraber bu bizim hayatımızda ne değiştirdi? Savaşın gidişatı ne yönde değişti? İngiltere tarihte ilk defa sömürge olarak kullanmak istediği bir devlete karşı bir yenilgi aldı arkadaşlar. Bir yenilgiye uğradı. Onun dışında Çarlık Rusyası'na yardım gönderilmediği için orada bir Bolşevik ihtilali meydana gelecek. Çarlık Rusyası yıkılıp yerine değil mi, Sovyet Rusya oluşacak. Onun dışında İngiltere Rusya'ya yardım göndermek için tekrar Irak ve Irak Basra cephesini ya da Irak-İran cephesi diye tabir ettiğimiz cepheyi açacak. Burada Bulgaristan ittifak devletlerinin başarılı olduğunu görerek burada kimin yanında yer alacak? İttifak devletlerinin yanında savaşa girecek. Bulgaristan'ın ittifak devletlerinin yanında savaşa girmesiyle beraber arkadaşlar Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki kara bağlantısı da sağlanmış olacak. Ve savaşın süresi 2 yıl kadar uzayacak arkadaşlar. Burada maalesef ki 250 bine yakın insan hayatını kaybedecek ve siviller de burada büyük oranda ne yapacak arkadaşlar? Zarar görecekler. Çanakkale Savaşı'ndaki başarılarından dolayı arkadaşlar Mustafa Kemal ileride milli mücadelenin kahramanı olmasında, ona güvenin artmasında da Çanakkale Savaşı'nın büyük etkileri olacak arkadaşlar ve burada bir başarıyla ayrılacağız.
Gelelim Hicaz Yemen cephesine. Şimdi Hicaz Yemen cephesine baktığımız zaman da İngiltere tarafından açılan bir cephedir arkadaşlar. Hicaz Yemen cephesi. Burada da çöl kaplanı diye tabir ettiğimiz bu lakabı kullanan kim vardır? Fahrettin Paşa bu cephede yerini alıyor arkadaşlar. Cephe neden açılıyor? İngiltere'nin Yemen'den başlayarak Hicaz'a. Bunun içerisinde Mekke, Medine ve Hicaz bölgesi de yer alıyor. Uzanan yerleri ele geçirmek istemesi ve Kızıldeniz'i hakimiyeti altına almak istemesiyle beraber ne yapacak? Cephe açılacak. Aslında burada da yine baktığımız zaman Fahrettin Paşa'nın büyük başarılar elde ettiğini görüyoruz ama yine Arapların burada onların İngiltere'nin yanında yer almasıyla Osmanlı Devleti'nin arkasını dönmesiyle ne olacak arkadaşlar? Bu cephede de bir başarı elde edemeyeceğiz. Tabii Arapların arkadaşlar onların yanında İtilaf Devletleri'nin yanında yer almasına nedenlerine de baktığınız zaman onlara çeşitli yine toprak vaatlerinde bulunması, onun dışında ekonomik olarak yardım etmesi de etkili olacak. Ve Hicaz Yemen cephesinin başarısız olmasıyla beraber de ne olacak? Burada halifenin gücü tamamen ortadan kalkarak İslamcılık fikri sona ermiş olacak arkadaşlar. Unutmayın. Gelelim Irak Basra cephesine. Burada da ne var arkadaşlar? Açılma nedeni olarak Irak Basra cephesinin açılma nedeni İngiltere'nin yine Irak petrollerini ele geçirmek istemesi yerini alacak. Irak üzerinden Kafkasya'ya geçerek yine biraz önce söylemiştim Çarlık Rusya'ya yardım göndermek istemesi etkili olacak ve Osmanlı ve Almanya'ya ait güçlerin Kafkasya'nın üzerinden İngiltere'nin Müslüman sömürgelerine ulaşmak istemesi yine burada etkili olacak. Burada da ordu komutanı olarak Halil Kutpaşa'yı göreceğiz arkadaşlar. Halil Kutpaşa yerini alacak. Selemanı Palk'ta ve Kutülamare'de aslında yine dediğim gibi büyük başarılar elde ederek 18 binlik İngiliz ordusunu komuta kademesiyle beraber ne yapacak? Esir almayı başaracak ama burada da yine İngilizlerin yardım gelmesiyle beraber ve Arapların da onlara yardım etmesiyle maalesef bu cephede de bir başarı elde edemeyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında son cephemiz olarak Suriye-Filistin cephesinden bahsedeceğiz. Burada da yine Osmanlı Devleti'ne son bir darbe vurmak amacıyla ne yapacaklar? Bu cepheyi açacaklar. Burada Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak yerini alacak. Düşmanı durdurmak için çalışmalar yapacak. Fakat burada da tam anlamıyla bir başarı elde edemeyeceğiz. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla beraber ne olacak? Artık Birinci Dünya Savaşı sona ermiş olacak arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı bitecek. Şimdi biraz önce bahsetmiştim zaten Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında savaştığı üç tane cephemiz vardı. Galicia, Makedonya ve Romanya cephesiydi arkadaşlar. Burada Osmanlı Devleti sınırları dışarısında savaşıyor. Sadece müttefiklerine burada yardım gönderiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bazı kaynaklarda bazı öğretmenlerimiz evet Suriye Filistin'i ayrı anlatabiliyorlar ya da Irak İran'ı ayrı anlatabiliyorlar. Bu birazcık kendi tercihleri oluyor. Bazı kaynaklarda da bir alıyorlar. Olabilir şeylerdi, doğru söylüyorsun. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Galicia, Makedonya ve Romanya cephelerimizde baktığımız zaman dediğim gibi yardım cepheleri burada da ne yapmak istediler? Rica ederim kızım. Şimdi burada da ne yapmak istediler? Müttefiklerine yardım göndermek istediler. Bunun dışında bunlarla ilgili çok ayrıntı bilmenize gerek yok. Dediğim gibi Osmanlı Devleti kendi burada bizzat savaştığı bir şey yok. Sadece müttefiklerine yardım gönderdi. Yardım cephesiyle beraber. Buradan sonra artık arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı sona erecek. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinde de tabii ki ne etkili olacak? Almanya'nın savaşa dahil olması etkili olacak arkadaşlar. Almanya savaşa dahil olacak. Almanya savaşa dahil olacak arkadaşlar burada da ABD pardon savaşa dahil olmuş olacak. Zaten sonuna gelmiştik.
ABD'nin arkadaşlar savaşa dahil olmasıyla beraber, daha doğrusu İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesiyle beraber ne olacak burada? ABD güçlü bir devlettir biliyorsunuz. Güçlü bir devlet olmasının yanı sıra savaşa sonradan dahil olduğu için de nedir arkadaşlar? Savaşı İtilaf Devletleri'nin kazanmasında etkili olacak. Tabii ki ABD'nin savaşa girme nedenine de baktığımız zaman Almanya'nın ABD'nin denizlerine, deniz altlarına ve ticaret gemilerine zarar vermesi de ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin yanında yer almasına, Almanya'nın karşısında yer almasına neden olacak. Ve ileriki aşama için biliyorsunuz arkadaşlar nedir? Wilson ilkeleri gibi önemli maddelere sahip olan ilkeler de yayınlanacak arkadaşlar bununla beraber. Ve Wilson ilkeleriyle beraber de zaten konu ileri aşamaya taşınmış olacak. Peki bunlarla ilgili, bugünkü anlattıklarımızla ilgili bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra da inşaat tarihi dersiniz için hepinize başarılar diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.